Evet, yeniden merhaba. Bu videoda bireysel emeklilik tarafında en çok yabancı hisse senedi barındıran fonları ele alacağız. Yani ne demek istiyoruz? Bu fonları aldığınızda olabilecek maksimum seviyede yabancı hisse senedi fonu almış olacaksınız. Eğer ben bireysel emeklilik sözleşmemdeki parayla yurt dışı yatırımı yapmak istiyorum, yurt dışındaki hisse senetlerine yatırım yapmak istiyorum, Türkiye'deki hisse senetlerine değil diyorsanız bu fonlar tam size göre. Hemen başlamadan bir kanala bakalım, devam edelim. Bildiğiniz gibi bizler BEST 101 kanalında bireysel emeklilik konuşuyoruz ve bu kanalda bireysel emeklilik sözleşmelerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl daha çok kar edebiliriz, bununla alakalı videolar yayınlıyoruz. Bunun haricinde günlük olarak da bir gün önceki bireysel emeklilik fonlarından en çok kazananları güzel bir grafik halinde Instagram ve Twitter hesabımızdan sizlerle paylaşıyoruz. Eğer sizin de bir bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa mutlaka kanalımızı takip altına alıp bildirimleri de açarsanız gelen videolardan anında haberiniz olacaktır dedikten sonra konumuza devam edelim. Bildiğiniz gibi yabancı hisse senedi deyince akla AVR geliyor. Yani AGESA'nın yabancı değişken emeklilik yatırım fonu şu anda %92 oranında yabancı hisse senedine girmiş durumda bu fon ve dolayısıyla en çok yabancı hisse senedi barındıran bu fon %92, ancak ismindeki yabancı kelimesinden dolayı şu anda yeni girişlere kapalı. Dolayısıyla bunu alamayacağız. Altına geçtiğimizde, alt taraftakine geçtiğimizde FİBA emekliliğe ait sürdürülebilir fon sepeti var. Burada %46,89'luk yabancı hisse senedi pozisyonu olduğunu görüyoruz fonun. Bu tarafta yatırım fonları, diğer tarafta da yabancı hisse senedi %46 oranında bulunuyor. Tabii ne zaman? Ben bu videoyu çektiğim gün, yani 9 Haziran verilerine göre bu şekilde. Alta geldiğimizde yine FİBA'ya ait teknoloji sektörü değişken fonu var. Çok yeni bir fon ama 5000 kişi bu fonun içerisinde. Açıkçası son bir aylık getirisi de son derece hatırı sayılır. Dolayısıyla yabancı hisse senedi ve normal bizim hisse senedi piyasamızdaki teknoloji sektörü kağıtlarına yatırım yaptığını görüyoruz. Ve çok ciddi bir de getiri elde etmiş, %24'lük. Alt tarafta Anadolu Hayat'a ait teknoloji sektörü hisse senedi var. Burada da %42 oranında bir yabancı pozisyonu buluyoruz. Diğer taraftan AGESA'ya ait birinci değişken emeklilik yatırım fonu var. Burada da 170 bin kişilik bir yatırımcı ordusu var. Dolayısıyla yabancı hisse senetlerinde pozisyonu %42. Bunlar bireysel emeklilik fonları arasında bulup bulabileceğiniz en çok yabancı yatırımı yapan fonlar. Bunların arasından seçebilirsiniz. Sizler de kendinize uygun olanı. Siz doğrudan yabancı hisse senedi değil de yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapan fonları istiyorsanız, ne demek istiyorum? Misalen Nasdaq borsasının bir ETF'ine, Nasdaq endeksli bir yatırım fonuna yatırım yapan bir fon istiyorsanız BES anlamında, burada seçenekleriniz bir hayli fazla. Dolayısıyla yine üst tarafta bir yabancı ismi geçen fon var. Onu dışarıda bırakırsak, misalen Allianz Yaşam Emekliliği'nin ikinci fon sepeti fonu buna çok uygun. Son bir ayda da %22 getirmiş 30 günde yabancı borsa yatırım fonlarında. Ne demek bu? Dediğim gibi doğrudan hisse senedi almıyor bu fon. Atıyorum Apple hissesi bunun içerisinde barınmıyor ama Apple'ın da içerisinde bulunduğu Nasdaq ETF'lerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla daha endeksel bir getiriyi hedefliyor diyebiliriz. Şunun gibi düşünün. Direkt Aselsan hissesi almak yerine BIST 30 endeksine yatırım yapmak gibi düşünebilirsiniz. Bunlar arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kafanıza takılanları yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın.